İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi aylık gazetesinin ikinci sayısı 1 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanıyor. Yeni bir kitap, 1894-1923 yıllarında Ermenilere karşı uygulanan soykırıma bir tepki. Nemrut, turistlerin dikkatini çekiyor. Birleşmiş Milletler, Eylül ayında Cenevre'de Anayasa Komisyonu kurulması için bir toplantı. Suriye birlikleri Dera Eyaleti'ni teröristlerden kurtardı. Kürecik Festivali coşkulu bir şekilde kutlandı. Zaven Gehamyan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekili adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun sitesinden izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi aylık dergisinin yeni ikinci sayısı 1 Ağustos 2018'de yayınlandı. Resmi dergi her ayın başında Batı Ermenice olarak yayınlanacak. Yakın bir gelecekte ise ayrıca Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle de okunabilinecek. Mesaj göndermek için lütfen yazınız. 'İlk kez ve yeni bir kitapla İsviçre Ulusal ve Şehir Arşivlerinden elde edilen arşivsel belgeler bilimsel alana sunuldu. Tüm İsviçre'de protestolar ilk kez tarihinde en geniş yaklaşık 500.000'a varan imza toplanması, Batı Ermenistan'a ulaşan onlarca insanla Sivas Ermenilerle milyonlara varan İsviçre frangı yardım. Ermeni sorunu 1915'ten önce ve sonra İsviçre toplumunun gündemindeydi. İsviçre Ulusal ve Şehir Arşivlerinden ilk defa ve yeni bir kitapla arşiv belgeleri bilimsel çevreye tanıtıldı. Freiburg Üniversitesi Doktoru Apel Manukyan, Osmanlı zulüm ve Ermenilerin trajedisiyle ilgili olarak Batı Ermenistan'da 10 yıllardır Ermenileri kurtaran misyonerlerin günlüklerini, mektuplarını, şahitliklerini incelemektedir. Kitabı redakte eden Profesör Deryan, yazarın bu yaklaşımını değerli bulmaktadır. Bu, yabancılar için Ermenilere uygulanan soykırım hakkında konuşmadan önce kısa ve bütünsel Ermeni tarihi için bir ders kitabıdır. İsviçre'nin mevcut yeni nesillerine kendi atalarının çalışmalarını ve Ermenilerin şükranlarını bu şekilde göstermek son derece önemlidir. Kitap, Almanca olarak yayınlanmış ve İngilizce'ye çevrilmiştir. Fransızcası ise matbaada olup sonbaharda basılacak. Batı Ermenistan'da bulunan Nemrut Dağı tüm dünyadan gelen turistleri büyülemeye devam ediyor. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Nemrut adlı bu tarihi anıt, tüm antik çağlardaki eski tanrılar ve tanrıçaların heykeller dizisinden oluşmaktadır ki bu kendi alanının ilk örneğidir. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bölge Müdürü Mustafa Eginçi'nin belirttiğine göre son 7 ay içerisinde 45 bin turist Nemrut'a çıktı. Fakat sayının 100 binine ulaşması bekleniyor. Nemrut Dağı adlı kutsal yerleşkenin 19. yüzyılda keşfedildiğini, M.Ö. 69-34 yıllarında krallık yapan Komagene Kralı Antiochos 1. Yervanduni tarafından inşa edildiğini hatırlatalım. Heykellerin merkezinde Aramaz bulunmaktadır. Ayrıca Anahit, Mihir, Vahagın ve diğerlerinin heykelleri de mevcuttur. Stefan de Mistura, Rusya, İran ve Türkiye ile birlikte Suriye için yeni bir anayasa yapılması konusunda komisyon oluşturmak amacıyla Cenevre'de bir görüşme öngörmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi dün Salı günü Soçi'de İran, Türkiye ve Rusya temsilcileriyle resmi olmayan görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler bu anayasa komitesinin oluşturulmasına adanmıştı ki burada Şam hükümeti ile Suriye muhaliflerinin temsilcileri yer alacak. Görüşmeler Soçi'nin nihai deklarasyonuna, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasına merkezleşmiş durumdaydı. Bu çalışmanın 19 Ekim 2017 tarihinde Astana Platformu Başkanı Randa Kaslay'la yaptığı görüşme sırasında Batı Ermenistan Başkanı Armenak Abrahamyan tarafından daimi bir belgeye kavuşturulduğunu hatırlatalım.
Suriye hükümet güçleri ülkenin güneybatısında bulunan Dera eyaletini tamamen teröristlerden kurtardı. Konuyla ilgili açıklamayı Suriye Hükümet Heyeti Başkanı Bashar al-Jafari Soçi'de görüşmeler sırasında dile getirdi. O, ilk etapta biz Dera şehri ile varoşlarının kurtarılması, ayrıca Golan bölgesinin daha önce var olan sınırlara kadar kurtarılmasıyla ilgili büyük bir zaferden söz ediyoruz, dedi. Suriye Hükümet Güçlerinin İslam Devleti adlı terörist örgütün Dera eyaletindeki en büyük üslerinden olan Şacra yerleşkesini daha önceden kurtardığını belirtelim. Malatya Kürecik'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kürecik Doğa ve Kültür Festivali bu yılda yüzlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Malatya Kürecik'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kürecik Doğa ve Kültür Festivali o hal nedeniyle 2 yıl verilen aradan sonra bu yıl yeniden yüzlerce kişinin katılımıyla türküler ve halaylarla yapıldı. Kürecikliler Dayanışma Kültür Derneği Başkanı İbrahim Polat konuşmasında derneğe ve festivalin yapılmasına katkı sunanlara ve festivale katılanlara teşekkür ederek başladı. Festivale katılan Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Kemal Peköz ve Kemal Bülbül ise ülkede yaşanan sorunlara değinerek son dönemlerde Alevilere yönelik gerçekleştirilen baskı ve asimilasyon politikalarına değindi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yesku Gıymetin Çimkidi adlı halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.